Meclis Genel Kurulunda iki yasa tasarısı ve bir yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurulda Muacaret Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları değişiklik yasa tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Değişiklik Yasa Önerisi ve Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısı oy birliğiyle geçti. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Muacaret Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili raporunu Komite Başkanı Emrah Yaşılırmak okudu. Tasarıyla ile ilgili sözü CTP milletvekili Filiz Besim alarak muhaciret dairesinin güçlendirilmesine önem verdiklerini, kaliteli personel alımına katkı sağlamaya amaçlayarak bu yasaya ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Besim, geçici personelle yürütülmemesi gereken görevler olduğunu ve bu dairenin bunlarla mücadele edebilmek için güçlü olması gerektiğini belirtti. Yurttaşlığın bir hak olmadığını, İçişleri Bakanlığı'na sürekli yurttaşlık başvurusu yapılmasının da ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Besim, yurttaşlıklarında ciddi bir nüfus politikası düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Besim, ülkede demografik yapıda ciddi bozulmalar olduğunu, bu nedenle de bu konunun muhaceret konusu açılmışken konuşulmasının zorunlu olduğunu kaydetti ülkeden ihraç edilen kişilerin sayısının toplu verildiğini ancak istatistiki bilgiye ulaşamadıklarını belirten Besim, tüm bunların denetimle ilgili konular olduğunu söyleyerek muhacirat dairesinin de bu konularda neler yaptığını öğrenemediklerini belirtti. Bağımsız milletvekili Ayşe Gülbaybars ise muhacirat dairesinin katro sayısının artırmanın yeterli olamayacağına işaret ederek artan yabancı nüfus ve dolayısıyla kaçak yaşamdaki artışın bu şekilde önlenemeyeceğini belirtti. Bu çalışmanın düzensiz göç, insan ticaretiyle mücadele konusunda nasıl bir düzenleme sağlayacağının belirtilmediğini belirterek bunu eleştiren Baybars, İçişleri Bakanlığı'nın karşısına düzensiz göçle mücadele birimi diye bir tabela asıldığını kaydederek bu yasal mı diye bakan'a sormak istiyorum dedi. Baybars 18 yaş altı 65 yaş üstü yabancı kişilerle ilgili de veri olmadığını ancak 2019 yılında bu sayıların kolay hesaplanabilmesi için yasa çıkarıldığını belirtti. Öğrenci sayısı ve öğrenci muacelet rakamlarının birbirini tutmadığını da savunan Baybars, yasama üzerine düşeni yapmıştır, sıra yürütmede dedi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da bu yıl 424 kişinin cezaevinden 36 kişinin dıştan ve 11 kişinin de bulaşıcı hastalık sebebiyle ihraç edildiğini belirtti. Oğuz, göçle mücadele kapsamında personelin hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu ve bu konunun üzerinde sıkı şekilde durmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz görüşülen yasanın yıllardır beklenen bir çalışma olduğunu ve personel alımlarıyla birlikte dairenin üzerindeki yükün hafifleyeceğine inandığını kaydetti.